Bugün öğrendiğimiz denge kavramları ile ilgili örnekler yapacağız. İlaç tasarımı, bu örnek literatürde mevcut. Bu son derece önemli bir konu. Bu şekilde ilaç tasarlayabiliriz. Hatırlıyor musunuz? Size Gibbs serbest enerjisini bilince her şeyi biliyorsunuz demektir demiştim. Ben lisans öğrencisiyken bunun önemini anlamamıştım. Geriye baktığımda bunun önemini anlamamanın ne kadar aptallık olduğunu bugün düşünüyorum. Bu örnek insanların hücre üzerindeki reseptörlere protein veya ligand bağlanırken olan Gibbs serbest enerjisi değişimi veya delta G değerlerini hesaplamaları ile ilgili. Bu şekilde gerçek maddeden daha iyi iş gören ilaçlar tasarlamak mümkün. Bu tamamen delta G hesaplamaları ile ilgili. İleride bununla ilgili dengeyi de göreceğiz. Bunun dayandığı makale 2002'de yayınlandı ve o zamandan beri tasarlanan bu ilaçlar ile ilgili çok daha büyük ölçekte denemeler, hayvan deneyleri, sanırım insan deneyleri yapıldı. Notlarınızda bu konu ile ilgili kaynak da mevcut. Ne olduğunu anlamak için biraz biyoloji bilgilerimizi tekrarlayacağız. Bu özel işlem veya bu özel ilaca burada bir yerde olmalı. Granulosit koloni uyarma faktörü denir. Nerede bu? Size doğru ismini vermek istiyorum. Ha, işte burada. Bu GCSF adında bir protein ilacı. Granulosit koloni uyarma faktörü. Bu faktörü, bu proteinin vahşi veya doğal bir tipi var. Bu normal doku tarafında oluşturuluyor. Bu protein kandan kemikliğine geçerek ilikte reseptörlere tutunarak aküvar ve kök hücre üretimini artırıyor ve kemikliğine bu kök hücreleri kana pompalamasını söylüyor. Kemoterapi hastalarının kemik iliği hücreleri büyük oranda yok olduğundan aküvar ve kök hücre üretimi ile ilgili sıkıntıları vardır. Bu problemi tersine çevirmenin yollarından bir tanesi yapay olarak bu aküvar oluşumunu uyarmaktır. Bunu yapmanın yollarından biri de hastaya bu proteinden yani granulosit koloni uyarma faktöründen vermektir. Bu protein kemik iliğini daha fazla aküvar yapması hususunda uyarır. Tabii kemik iliğinde kalan neyse tekrar oluşturmak için. Bu iş bu proteinin vahşi tipi tarafından yapılır, vahşi özelliği tarafından ama elinizde hemen hemen aynı şey olan ufak değişimlere uğramış, yani amino asit sırası değiştirilmiş ve biraz daha iyi iş gören protein varsa bu pek çok hastanın çok işine yarayacaktır. İşte bu makalede bununla ilgiliydi. Bu proteini değiştirmek suretiyle nasıl doğal olanından daha etkin bir ilaç nasıl yapıp hastalara veririz bunu araştırıyordu. Şimdi biraz geriye dönüp konuştuğumuz bu dengeye bakalım. Bunca zamandır moleküllerin bir araya geldikleri, yeni moleküller oluşturdukları dengelerden bahsediyoruz. Hücrelerdeki reseptörler ve ligandlardan bahsettiğimizde de aynı kavramlar geçerli. Burada da denge kavramları kullanılmakta. Elimizde bir hücre zarı var.
Hücre zarında reseptör mevcut. Protein zar boyunca yayılır. İçinde bir cep var. Zar buradan devam ediyor. Çevresi kan ve doku ile çevrili. Burası da hücrenin içi ve bu reseptör bir ligand bekliyor. Ligand da etrafta süzülen bir başka protein. Bu reseptöre bağlanacak özel bir protein. Ligandımız burada, reseptörümüz de burada. Bu ligandlardan biri bu reseptörümüzü bulup bağlanıyor. Bu durumda denge ligand artı reseptör eşittir bir kompleks şeklinde yazılır. Bu her an olan bir olay. Milyonlarca çeşit reseptör, milyonlarca ligand var. Vahşi tipler, sahte tipler vesaire vesaire. Burada bir bağlanma olayı oluyorsa hücre kendine bir şeyin bağlandığını bilir. Bu da bir sürü yeni olayı tetikler. Bu hücreye birçok işi yapması için bir uyarı yapar. GCSF durumunda hücrede bir reseptör var ve bir de bu granülosit koloni uyarma faktörü var. Bu ligand hücre üzerindeki reseptöre bağlanır. Bu da kemik ile hücrelerini daha ufak proteinler oluşturması için tetikler. Bu işlem arka arkaya tekrarlanınca bir akyuvar veya kök hücre patlaması olur. Bu son derece karmaşık bir işlem olup her basamağın doğru olarak yapılması gerekir. Bu ligand proteini üretimi tetikler. Bu proteinin bağlanması ve kopması bir seri reaksiyonu başlatır. Dolayısıyla burada denge son derece önemli bir hale gelir. Evet, başka neyi hatırlamamız lazım? Keşke başka bir tahta kullansaydım. Şimdi her tarafı dolacak. Pekala, biyoloji ile ilgili daha neleri hatırlamamız gerekiyor? Bilmem ve hatırda tutmam gereken bir başka husus ise hücre üzerindeki bu reseptörlerin sabit olmadıkları, hücre reseptörlerine bir dönüşüm uygular. Bunları yeniler. Dolayısıyla hücre bu reseptörlerini sürekli olarak kontrol eder, onları hücrenin içine çeker ve bunları lizozomlarla birleştirir ki burada pH 5, 5,5 arasındadır. Kanda ise 7,4. Bu proteinleri parçalar ve bunları amino asitlere döndürür ve hücrede amino asitleri kullanarak farklı proteinler ve yeni reseptörler yapar ve reseptör döngüsü böyle devam eder. Burada hücre reseptörü alarak etrafında ufak bir boşluk oluşturur. Burada hücre var, bu da hücrenin içi. Burada hücre tarafından çevrilmiş reseptör var. Bunun üzerinde ligand da olabilir. İşte ligand da buraya oturmuş. Bu da endostatik olay veya reseptörün hücre endostatozisi denir. Bir kere hücrenin içine girince buraya çekirdeği de koyalım. Tabii burada lizozom denilen yapılar var. Tam yakında işte bir tane. Burada da reseptör ihtiva eden bir vesikül var. Bu lizozomla birleşerek bir ligand oluşturuyor. Lizozomla birleştiğinde bir ligand oluşuyor. Renkli tebeşir bitti galiba. İşte ufak bir yeşil tebeşir. Burada reseptör ve ligand bir arada. Buradaki pH 5,50 civarı. Bunlar parçalanır ve bir işlemi devam ettirmek için yeni reseptör ve ligand bulunması gerekir. Herkes bu biyolojik olayı biliyor, değil mi? Güzel. Şimdi örneğimize geri dönelim. İşte bu bağlanma prosesi. Buna göre bu reaksiyon için delta G0 eşittir eksi RT.
Elen Ka şeklindedir. Tabii bu birleşme reaksiyonu olduğu için delta GA 0 ile gösterdik. Buna birleşme veya asosiyasyon sabiti denir. Tabii bir de ters proses var. Kompleks ligand ve reseptöre dönüşür. Bu proses içinde delta G değeri tabii ki var. Delta GA demiştik. Buna da delta G0D eşittir. RTLN KD diyoruz. Bu da ayrışma yani disosiyasyon prosesi. Buna göre ayrışma sabiti reseptörün konsantrasyonu çarpı ligandın konsantrasyonu bölü kompleksin konsantrasyonudur. KD ne kadar küçükse reaksiyon bu tarafta ve bağlanma daha sıkı. Yani KD ufaksa bağlanma sıkı. Küçük KD zayıf bağlanmayı gösterir. Dolayısıyla prensip olarak bir ilaç tasarımlamak istiyorsam bu olayı tetikleyecek bir ilaç bu tasarımladığımız ligand için KD değerinin mümkün mertebe ufak olmasını isterim. Ufak olsun ki sıkıca tutunsun. Bunun anlaşılması için iki tane daha deney yapmamız gerekir. Birincisi bu KD değerini deneysel olarak ölçebilmeliyiz ki tabii delta G'yi de hesaplayabilmeliyiz. Bilgisayarda tasarımladığımız işlemin işe yarayıp yaramayacağını bilelim. Bu hala deneysel bir bilim tabii ki. Peki bu nasıl yapılır? Genellikle deneyde ligand konsantrasyonu çok yüksek tutarız. Yani ligand konsantrasyonu çok yüksekse ligandın herhangi bir anındaki konsantrasyonu temel olarak başlangıç halindeki konsantrasyonuna eşittir. Yani ligand değişmiyor. LC ve R'den çok yüksek. Denge nerede olursa olsun L sabit kalıyor. Dolayısıyla L'nin deney süresince olan konsantrasyonu belli. Şimdi belli sayıda hücre alalım. Bir sıra halinde dizilsinler. Elinizde de belli sayıda ligand olsun. Bir ligand alalım ve bunu radyoaktif olarak etiketleyelim. Ligandınız uzun bir protein olabilir. Bunun ucunda radyoaktif etiket olarak iyot 125 olsun. Dolayısıyla bunu rahatça takip edebilelim. Radyoaktif etiketlerin en iyi yanı ve insanların bunu kimya, fizik ve biyolojide örneğin belli şeylerin hayvanlarda biyodağılımının belirlenmesinde kullanmaları, mesela bu aranan şeylerin hala hayvanlarda mı olduklarını yoksa onları terk edip etmediğini bulmak isteyebiliriz. Burada Geiger sayacları kullanabiliriz. Radyoaktif radyasyonu sayabiliriz. Ve bu da bize aranan şeylerin yeri hakkında son derece niceliksel bir sonuç verir. Dolayısıyla bu radyoaktif ligandı alırsak ve L0 değeri çok yüksek bir konsantrasyon. Hücrede epey bir yüksek konsantrasyonu var ve yüzeyde de reseptörler var. Ve reseptörlerin belli bir kesimleri ligand bağlanmış bir halde. Bunu kuluçkaya yatırıyorsunuz, biraz bekliyorsunuz, sonra yıkıyorsunuz. Bu şekilde üstte olan fazla ligandı uzaklaştırıyoruz. Sonra bir petri kabı alıyorsunuz ve iyi bir kültür oluşturuyorsunuz ve hücreden radyoaktiviteyi sayıyorsunuz. Bu radyoaktif sayım size hücrede kaç tane ligand olduğunu net olarak söyleyecektir. Başlangıçtaki hücre konsantrasyonunu biliyoruz. Bu da size ligand kompleksi konsantrasyonunu verecektir. Dolayısıyla bu deney sonunda kompleks konsantrasyonu deneysel olarak
bulmuş oluyoruz. Şimdi bunu biliyorsunuz. L0 değeri de belli. Başlangıçta koyduğumuz miktar. Dolayısıyla bunlar KD'yi bulmak için yeterli. KD'yi biliyorsanız DTG0'ı da biliyorsunuz demektir. Bunu genel olarak bulalım. L'yi biliyoruz. C'yi biliyoruz. Şu tahtayı kullanalım. KD'yi R çarpı L bölü C şeklinde yazalım. Burada L esas olarak L sıfıra eşit. Dolayısıyla bu yaklaşımı kullanabiliriz. Burada L sıfır var. Payda da ise deneysel olarak bulduğumuz C. Bu ise kendine herhangi bir şey bağlı olmayan reseptörlerin konsantrasyonu. Dolayısıyla onlar da bu vatandaşlar. Bu ise toplam reseptör konsantrasyonundan liganda bağlı reseptör konsantrasyonu yani kompleks konsantrasyonun çıkarılması ki bunu deneysel olarak bulmuştuk. Dolayısıyla bunu yerine koyarsak burası RT-C olur. Evet. Denge halinde olduğumuz için bunların altına denge işareti koyalım. Daha sonra bu denklemi düzenlememiz gerek. Tabii herkes doğrusal bir grafik elde etmek ister. Bu da doğrusal bir grafiktir ve eğim denge sabitinin tersidir. Bu denklemi düzenlersek C bölü L sıfır bu da kompleksin denge konsantrasyonu eşittir toplam reseptör konsantrasyonu bölü KD eksi kompleksin denge konsantrasyonu bölü KD. Bu oranı ki bunu deneysel olarak bulduk. Kompleks konsantrasyonu radyoaktif olarak tespit ettik. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Başlangıçta aldığınız miktar. Bu da grafikteki x ekseni ölçtüğünüz değer, x ekseninde ölçtüğünüz değer. Bunları grafiğe geçirsek buna Skater grafiği denir. Bay Skater anısına. X ekseni kompleksin denge konsantrasyonu, Y ekseni ise kompleksin denge konsantrasyonunun ligandın başlangıç konsantrasyonuna oranı olarak alınırsa böyle bir doğru çıkar. Bunun eğimi de 1 bölü KD olur. Eksi 1 bölü KD. Pekala. Burada bakabileceğiniz ve işimize yarayan iki şey var. Buradaki bu çözümlemede bu denklemleri tekrar yazabiliriz. C denge bölü RT şeklinde. Bu da esas olarak liganda bağlı reseptörlerin konsantrasyonunun toplam reseptör konsantrasyonuna bölümüdür. Eğer reseptörlerin çoğu boşsa bu küçük bir sayı olur. Reseptörlerin çoğu tutulmuşsa bu sayı 1'e yaklaşır. Bu asla birden büyük olamaz çünkü en yüksek denge reseptör konsantrasyonu toplam reseptör kadar olabilir. Yukarıdaki denklemi alır. Biraz oynarsak bu 1 bölü parantez içinde 1 artı KD bölü L0 şeklini alır. Bunu da grafiğe geçirebiliriz. Bunu ligandın başlangıç konsantrasyonuna karşı grafiğe geçirirsek
bu şekilde bir E asimptot olan bir eğri elde ederiz. Tabii bu eksende C denge toplam, C denge bölü toplam reseptör konsantrasyonu. Eğer L0 yeter derecede küçükse, yani KD'den küçükse, burada yer kalmadı. Eğer L0 KD'den çok küçükse buradaki bu oranı düzenleyebilirsiniz. Bu da kabaca C denge bölü RT eşittir L0 bölü KD olur ki bu da doğrusal olup eğimi yine 1 bölü KD'dir. Eğer L0 KD'den büyükse bu terim 1'e yaklaşır. Çünkü 1 bölü büyük bir şey 0 olur. Çünkü 1 bölü büyük bir şey tabii ki 0 olur ve bu terim 1'e yakın bir değer alır. Bu da bunu yapmanın bir başka yolu. Burada önemli olan şey KD'yi bulmak. Eğer elinizde KD varsa delta G'de var demektir. Şimdi geri dönüp tüm işleme yeniden bakalım. Burada yapay olarak bu proteini tasarımlamaya çalışıyoruz. Yapmak istediğiniz şey reseptöre kuvvetle bağlanacak akyuvar oluşumunu uyaracak bir şey bulmak. Ancak hücre reseptöre yeniden dönüşüme tabi tutup onu yok etmeye karar verirse bu lizozom içinde bu ilacın bozulmamasını isteriz. Bunu durmadan hastaya veremeyiz, değil mi? Dolayısıyla bu ilacın lizozom reseptörü çiğnemeden önce reseptörden ayrılması gerekir. Bunun anlamı pH 5,5'teki denge sabitinin 7,4'tekinden çok daha büyük olması gerektiğidir. Dolayısıyla pH 7,4'teki bağlanma 5,5'teki bağlanmadan daha kuvvetli olmalıdır. Bu şekilde ilaç tekrar kullanılır. Kana geçer, bir başka reseptör bulur, tekrar bağlanır, uyarma işini yapar, hücre tarafından içeri çekilir ve yok edilmeden evvel reseptörden ayrılır vesaire. Vahşi tip ise burada çiğnenerek yok edilir. Dolayısıyla hastaya defalarca ilaç verilmesi gerekir. Çünkü bu tip hücre tarafından çiğnenmektedir. Tamam. Pekala, yazarlar bu çalışmaya başladıklarında akıllarındaki tasarım şekli buydu. Dolayısıyla onlar bu vahşi tipin amino asit dizilişini biliyorlardı ve ona nokta değişimler uyguladılar. Bazı yerlerdeki amino asitleri değiştirdiler ve bu proteinin bu reseptöre pH 7,4 ve pH 5,5'teki bağlanma delta G değerini hesapladılar ve delta G'ler arasındaki farkları belirlediler. Tekrar bu kısmı özetleyelim. Buradaki motivasyon nedir? Buradaki motivasyon denge sabitleri oranının belirlenmesi. Yani KD 5,5 bölü KD 7,4 değerini ve bunun birden büyük olmasını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar büyük olmasını. Tabi belli sınırlar arasında vahşi tip için KD 7,4 290 ve KD 5,5 bölü KD 7,4 eşittir 1,7 olarak bulunmuştur. Oran 1,7 olarak bulunmuş. Hatırlayın,
Yüksek KD zayıf bağlanmaya, düşük KD ise kuvvetli bağlanmaya karşılık geliyordu. 5,5'teki KD'nin 7,4'teki KD'den daha büyük olması bunun 5,5'te 7,4'tekine nazaran biraz daha zayıf bağlanması anlamına gelir. Bu protein tasarımcılarının temel alacağı bir çeşit temel çizgi. Her şey bu değerlere göre kıyaslanacak. Hesaplamada gerçekte bunu yapmadılar. Delta G değerlerini hesapladılar ve delta G değerleri arasındaki farklılıkları buldular. Ligandın 7,4'te reseptöre bağlanması için gerekli olan delta G değerini 5,4'teki değerinden çıkardılar ve buna delta delta G dediler. Tabii delta G eşittir eksi RT ln K. Dolayısıyla bu eksi delta ln KD, bu da ln KD 5,5 bölü KD 7,4. Burada delta G değerlerini ölçerek bu ifadeye bağladılar. Dolayısıyla vahşi tür için olan delta delta G değeri direkt olarak bu sayının logaritması olup 0,52 olarak bulundu. Evet, bu hesaplamaları çeşitli türler için yapmışlar ve iki tane mutant bulmuşlar. Tabi tamamen delta G'ye odaklanmışlar. İstedikleri değer bundan büyük değerdeki KD. Dolayısıyla iki tane mutant buluyorlar. Bunlara D 1 1 0 H ve D 1, 1, 3, H diyorlar. Burada 1, 1, 0 ve 1, 1, 3 de histidin nokta değişimi yapılmış. Yani bu mutantlarda nokta değişiklikler yapıyorlar ve yukarıdaki bu değer D, 1, 1, 0, H için 8,2, D, 1, 1, 3, H için ise 17 çıkıyor. Yani 20 kattan fazla. Bu pH 5,5 ile pH 7,4 arasındaki bağlanma verimini gösteriyor. Yani burada nokta değişimi yapılmış olan bu molekül reseptöre sıkı bir şekilde bağlanıp pH düşünce hücre tarafından çiğnenmeden evvel koparak uzaklaşacak. Bu çok güzel. Çok güzel. Dolayısıyla D11 0H ve D11 3H üzerinde deneyler yapılıp KD değerleri ölçülünce hatırlarsanız vahşi tip için bu değer 270 idi. Bunlar için sırasıyla 370 ve 320 bulundu. KD oranları ise 4,4 ve 6,3'tü. Ve bu değerler yukarıdaki bu değerleri uyuyordu. Tabii bu hesaplarda deneysel ve teorik değerlerin uyumu pek mükemmel değil. Çünkü burada pek çok faktör söz konusu. Ama yine de size kabaca fikir veriyor. Muhtemelen buradaki 17 değeri pek doğru değil. Çünkü bu 6,3 değeriyle pek uymuyor. 4,4 ile 6,3 arasındaki fark da bu yukarıdaki farkla uyumlu değil ama yön doğru. Buradaki sayılar da yukarıdaki bu sayıdan biraz büyük. Bunun anlamı bunların reseptöre o kadar sıkı bağlanmadıkları. Dolayısıyla bu yeni moleküller ilk başta
bu vahşi tip kadar sıkı bağlanmıyorlar. Bu genellikle karşılaşılan bir durumdur. Değiştirilmiş tipler vahşi tipler kadar sıkı bağlanmaz, ancak önemli olan bu oranın bulunmasıdır. Bu iki değiştirilmiş molekül hayvan deneylerine tabi tutulmuştur. Piyasaya sürülmek için bekliyor. Bu çok büyük bir olay. Olağanüstü bir pazar. Çok sayıda insan kemoterapiden etkileniyor. Yapılan iş karmaşık bir molekül ve epey basit denge kavramları kullanmak suretiyle temel termodinamik hesaplamalara dayanıyor. Peki, bu konuyla ilgili bir soru var mı? Pekala, bugün bayağı erken bitirdik. Gelecek hafta faz geçişlerine bakacağız. Şimdi yanımda değil.